Burada Rusya'dan gelen haberler üstüne konuşacağız. Genel hatlarıyla bundan bahsedeceğiz. Robert Kiyosaki'nin de sürekli konuştuğu bu uluslararası ödemeler mevzu baya bir hızlandı görüyorsunuz. Biz de bunun üstünden konuşacağız. Bakalım Putin'den ne gibi haberler var. Çok da sevgi sözcüğü kullanmayalım ki özgürlükler ülkesinden fırlayan YouTube bizi banlamasın. Videoyu beğenin lütfen. Kanala da abone olmayanlar abone olsun. Bunları rica ediyorum. Dediğim gibi videoyu beğenelim, kanala da abone olalım. Burada Robert Kiyosaki sürekli bahsediyordu. Takip edenler falan bilir yani. Bu noktada ABD doları ezilecek bir şeyleri falan var böyle. Benzetmeleri tost olacak, kağıt olacak işte. Böyle pek çok ince şeyi kullanmıştır yani. Kağıt olacak, tost olacak falan. Peki kağıt olup tost olmayacak şeyler ne mesela? Bitcoin, Ethereum, Solana, DeFi coinleri diyor. Artık hangisi ise yani DeFi coinlerine de girip bakın neler olabilir. Solana, Ave çok var ya. Compound, Ethereum yani bunlar da bir noktada DeFi'dir. Tabii ne kadar DeFi ölçüsü de var yani bunun muhakkak. Tamamen DeFi üzere çıkmış kripto projeleri var. Aynı zamanda DeFi olan kripto projeleri de var yani sonuçta ucu da açık yapay zekadan söz ediyor. No, haklı olarak herkes zaten şu an yani yapay zekadan konuşur. Bunlar tost olmayacağını söylüyor, katılıyorum. Bu noktada Rusya'dan gelen haberlerin önemi biliyorsunuz Robert Kiyosaki BRICS'ten bahsetmişti. Tabii kaç senedir böyle bir şey yapacaklar. Şimdi şöyle bir durum var. Ya kimisi de diyor ki ya yıllardır öyle yapacağız diyor falan fakat adamlar ne yapsaydı mesela hani sonuçta altınla ödeme şey yapacak herhalde ne bileyim Fatih Sultan Mehmet gibi duka gönderecek herhalde o şekilde olmaz. Tabii bankacılık sistemi de gelişti ama öyle olmuyor. Yani doların bu noktadaki gücü ödeme yönteminin kolay olması lazım. Sen altın kullanacaksın tamam ortak bir şey bulabilirsin BRICS olarak. Sonra ya nasıl olacak diyorum ya o zaman duka şeklinde bu ufak sepet kutu böyle silindir gibi bir şey var. Onun içine altını dolduruyorsun. Ağzını kapatıyorsun. Onu at arabasıyla gönderiyorsun. O şekilde olmaz. Ama artık kriptolar var tabii ki. Zaten İran tarafı da konuyla alakalı açıklama yapmıştı. Rusya da yapmıştı. Dış ticarette kullanılacağına dair. Altına sabitlenmiş bir stable coin üretip onu kullanacaklar imiş öyle söylüyorlar. İkincisi yine dış ticaretlerinde Çin'i kapsamadan tabii kripto paraları da yani diğer özel kripto paraların da kullanılacağı söylemleri var. Yani muhakkak sonuçta altın şöyle bir şey. Yeterli olmadığı çok fazla yer olur. O yüzden muhakkak özel kriptolarda olacaktır. Çok büyük bir ihtimalle. İki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi Ethereum. Ya diğerleri olmaz anlamında değil. Şu an bildiklerimiz sonuçta. Şimdi bakarsın XRP olur. Ben onu nereden bileyim şimdi? Sonuçta bir şey yok yani ortadaki XRP büyük ihtimalle olmaz. Ripple ABD'lidir yani. Rusya kullanım noktasında Ethereum'u tercih edebilir. Çünkü siberbankla ortaklıkları var. Ethereum şey gibi böyle nasıl diyeyim zaten sağ olsunlar oryantal gibi diyeceğim de adamların şeyi bu yani tabii ki bir taraf tutmak zorunda değil yani şaka bir yana her yerde varlar bu onların büyük olduğunu gösterir tabii ki adamların asıl amacı bu zaten merkeziyetsiz bir ağ kuracaksın adamlar her yerden tercih ediliyor Ripple'ın Ethereum'un önünü kesebilmek amacıyla bu arada bu spekülasyon değil bu gerçekten olmuş bir şeydir. Ripple'ın Ethereum'un önünü kesebilmek amacıyla ABD'deki hükümet yetkilileriyle görüşüp Ethereum doğuda çok popüler. Siz de bizi kullanın dediği noktasında. Yani her anlamda önümüzü açın işte ABD ya aslında hani bize şey yapın. ABD'de de bizim önümüz açılsın gibisinden rica ettiler mi diyeyim, ne diyeyim artık? Bu şekilde Vitalik Buterin'in söylemleri var. Ripple yetkilileri de bunu
yalanlamadı, özür dilemesini istediler. Yani Vitalik Buterin söyledi. Gerçi özür dilenecek bir şey var mı bilmiyorum. Yani her neyse. Dış ticarette kullanılacak olan kripto para birimi altın olacak. Ve muhtemelen bu Paxçi gibi Ether, bir de Sandbox'ı da kullanma ihtimalleri fazla olarak karşımıza geliyor. Yine BTC ve çeşitli stable coin'ler de, yani stable coin'in de dolar bazlı stable coin'ler kullanacaklarını pek zannetmiyorum. Yoksa zaten şey olur, adamlar dolar kullanır direkt, yani bir problemi kalmadan. Bakalım işte, bunun şu anda meclisten geçmesi durumu söz konusu. Rus Duması uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanımına onay verdi. Kripto para piyasasını yükseliş furyası yaşanırken Rusya cephesinden önemli bir haber geldi. Rusya'da Alt Meclis dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı kabul etti diyor. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sadece Rusya'da değil, yakın zamanda Trump alayı zaten kripto paralarla alakalı konuştu. Şey konuştu. Herifin ismini unuttum ya arkadaş. Şey gibi, yani nasıl unuturum bilmiyorum. Eski İngiltere Başbakanı, eski Birleşik Rishi Sunak'tan önceki adam, şu anki Başbakan Rishi Sunak'tan bir önceki adam, dilimin ucunda siz biliyorsunuzdur zaten çok büyük bir ihtimalle. Hatta dedesi Türk falan filan muhabbetleri çok fazla yapıldı. Erdoğan elini omzuna falan attı adamın tarzında. Bisikletle gider gelirdi şeye. O adam da yakın zamanda kriptolarla ödeme kabul edilmesine yönelik çok fazla açıklama yaptı. Var, bir sürü olay var. Bu onayla birlikte kripto para birimi düzenlemesi çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılacak. Ayrıca söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için ilk olarak Rusya Federasyon Konseyi'nden onay alınması gerekiyor. Ardındansa Rusya Devlet Başkanı Putin tarafı. Putin onaylar. Zaten Putin'in başının altından çıkıyor bunlar. Rusya'dan önemli hamle geldi. Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapması olanak tanınacaktır. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir. Duma, Mali Piyasalar Komitesi Başkanı. İşte piyasa bu noktaya geldi arkadaşım. Piyasa böyle, eskisi gibi çöplük değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.